الحمد لله الذي علم بالقلم، صلى الله على نبيه وآله وصحبه وسلم وبعد. Muhterem hocalarım, kardeşlerim, hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum. Allah Teala'nın rahmeti üzerinize olsun. Evet, bir aradan sonra tekrar bizi bir salonda cem eden Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamet suresini bugün tefsir etme gayreti içerisinde olacağız. Kur'an-ı Kerim'in tertibine baktığımız zaman Kıyamet suresi 75. sıraya tekabül ediyor. Sure Mekke'de nazil oluyor. Mekke'deki surelerin iklimini kıyamette de görüyoruz. Bir anlamda ehli imana, ehli İslam'a kıyamet aşısı yapıyor yani Cenab-ı Hak bu sureyle. Hazreti Adem'den Efendimiz Aleyhisselam'a ve sonraki yıllara baktığımız zaman Müslümanları sahil milletlerden ayıran belki de en temel özellik onların kıyamet bilincine, kıyamet tasavvuruna sahip olmalarıdır. İşte bu surede iki başlık altında temelküz ediyor. Bir tarafta kıyamet var, bir tarafta insan var. لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَوَّامَةِ Nefisten bahsediyor, levvame diyor. Fakat surenin detayına indiğiniz zaman orada nefsin bütün makamlarını göreceksiniz. Başında ise kıyameti anlatacak. Muazzam bir tesir var. Öyle ki Allah Resulü Aleyhisselam bile Hazreti Cebrail'den sureyi alırken etkileniyor. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكْ لِتَعْجَلَ بِهِ Yani Cenab-ı Hak kendisine ikazda bulunuyor. Hazreti Cebrail'in sana Kur'an ayetlerini vahyetmesi bittikten sonra Allah'ın ayetlerini tekrar et diyor. Yani sureyi belki tefsir etmekten aciz kalmayan yoktur. Öyle bir müfessir yoktur. Hepsi bir noktada durmuştur. Bu sureyi ancak vecd haline gelmiş bir dervişi düşünün, bir dervişi tasavvur ediniz. O derviş sürekli aynı kelimeleri tekrar eder. Lafz-ı Celal ya da başka bir Cenab-ı Hakk'a ait ismi sürekli tekrar eder. İşte bu surenin dünyasına indiğiniz zaman Allah Resulü Aleyhisselam gibi bir vecd hali sizi kuşatıyor, ihate ediyor. Ve kendinizden geçiyorsunuz yani. Kıyamet o kadar etkili ifadelerle insanın önünde tasvir ediliyor, getiriliyor. Peki o zaman surenin merkezinde insana, farklı nefis makamlarına sahip olan insana Cenab-ı Hak kıyamet bilincini getiriyor. İnsanlık tarihine baktığınız zaman bizi bütün milletlerden de bu kıyamet şuuru, kıyamet bilinci ayırıyor. Yani Hazreti Musa'ya baktığınızda, İsa'ya baktığınızda, Muhammed Aleyhisselam'a baktığınızda onların farklılığı kıyamet bilincine sahip olmalarıdır. Kulabunun da bir devleti vardır. Bağdat'a geldiği zaman kellelerin üzerine kalesini kurar. Sultan Süleyman'ın da bir devleti vardır. O da dünyaya hükmediyor. Fakat sarayın ağaçlarını karınca ihata ettiği zaman, kuşattığı zaman karıncaları öldürmekten korkuyor da Şeyhülislam'a soruyor, ne yapalım bunları diye. Yani varıp direkti sarınca karınca, günah olur mu karıncayı kırınca diye soruyor yani Şeyhülislam'a. Yarın Hakk'ın divanına varınca varıp Hakk'ın alır Süleyman'dan karınca. Sen şimdi belki güç kuvvet sahibisin. İnsanlar senin karşında el pençe duruyorlar. Fakat yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varacaksın. İşte o zaman bu karıncalar gelecekler, sana bu yaptıklarının hesabını soracaklar. İşte Süleyman'ı Gulagu'dan ayıran bu kıyamet bilincidir, kıyamet aşısıdır. Onun için insanların bir kısmı kıyameti inkar ederler. Zina yapacaktır, zulmedecektir, tuğyana imza atacaktır eğer önünde kıyamet olsa. Yaptıklarının hesabını Allah'a verecek şuur ve bilinci olsa, onların hiçbirini yapamayacak. Onun için kıyameti reddederler. Onun için sadece kıyamete
iman edenler yeryüzüne adaleti getirebilirler. Peki şimdi sureye, yani Kur'an-ı Hakim'in o muazzam tesir ikliminde başlayalım. La uksimu bi yevmil kıyame. Yani hepimizin önünde zannediyorum Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'in kenarına bu notları alırsanız daha fazla fayda hasıl olur kanaatindeyim. La uksimu bi yevmil kıyame. Buradaki la'yı bazı müfessirlere göre buradaki la sıladır, zahittir. La zahit olduğu zaman kendisinden sonraki gelen kaseme kuvvet veriyor. Yani oradaki mübalağayı gözler önüne seriyor. La uksimu, yani hayır anlamında değil, mübalağa anlamı var. Uksimu bi yevmil kıyame. Allah Azze ve Celle bütün kuvvet ve kudretiyle kıyamete yemin ediyor. Yani kıyamet gibi insan hayatında başka hiçbir şey müessir olamaz diyor. Onun için yer ve göklerin sahibi olarak kıyamete yemin olsun, ona yemin ediyor. Veya la burada Mekke'yi, Mekke düşüncesiyle kardeş olan bütün zihniyetleri reddediyor. Hayır anlamında. Yani leyse kema tezumu, sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Ey düşünce kuruluşları, ey davun nedve, sizin yalanlarınız kıyametle birlikte bitecekler. Hayat sizin ifadelerinizden ibaret değil. Leyse kema tezumu, siz kıyameti de, haşrı da, neşri de, dirilişi de reddediyorsunuz. Ama nasıl bir damla sudan dünyaya geldiyseniz, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gün çürüyen kemikleriniz onun huzuruna çıkacak. Leyse kemate zumun. Hayat sizin iddia ettiğiniz gibi oyun ve eğlenceden ibaret değil. Ya da buradaki la, la'mul iptidadır, la uksimu bi yevmil kıyame. Yani Cenab-ı Hak kıyamete yemin ettiğini yine mübalağalı bir ifadeyle bize anlatmış oluyor. O zaman surenin bir tarafında biz kıyameti görüyoruz. İkinci tarafında ise وَلَا اُقْسِمُوا بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَ. Bu ikinci la'da da birinci la'da da söylediğimiz ifadeleri söyleyebiliriz. Nefsi اَنَّفْسُ اللَّوَّامَيَ, yemin olsun. Yani insana yemin ediyor Cenab-ı Hak. Biz yapamayız da. Kendisi yarattığı her şeye yemin ediyor. Duhaya yemin edebilir, kamere yemin edebilir. La uksimu bin nefsil levvame. Kendisini levmeden nefse yemin olsun. Yani Kur'an-ı Hakim'e baktığınızda nefsin üç makamını görürsünüz. Mutasavvıflar bunu daha ziyadelendirmişler, detaya indirmişler. Fakat Kur'an'da üç makam görürsünüz. Birincisi, ennefsul mutmainne. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne. Artık günahın bütün şubelerinden kendini temizlemiş, temizlemiş, tasaffi makamına ulaşmış nefis. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne, irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Onun Allah'a dönüşü bir şehrain havasında olacak. Peygamberlerin dönüşü, salihlerin, sıddıkların dönüşü, mutmain nefis. Elini günaha uzatmayan insan, belki peygamberler sadece. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne. İkinci makam, la uksimu bin nefsil levvame. En nefsul levvame. Hani üstad diyor ya, bir an harama kaysa gözleri, bir ömür gözyaşı ezasındalar. Yürüyorlar sokakta, bir kadın gördüler. Gayri ihtiyari gözleri bir defa aldı. Belki bir ömür yüreklerinde onların, onun acısını hissederler. Bir defa bir faizinin sofrasına oturduysa bir ömür sürekli yüreğinde onun ızdırabını taşırlar. Ona hamal olurlar yani. La uksimu bin nefsil levvame. Gayri ihtiyari bir takım hataları yaptıktan sonra bir ömür boyu gözyaşı döken o nefislere de yemin olsun. Onlar alemin, onlar yeryüzünün bayraklarıdır, sancaklarıdır. Onlar mihraptırlar işte. İnsanlar onlara iktida ederler. Onlar veli, onlar salih kullardır. O halde la uksimu bin nefsil levvame. Cenab-ı Hak hata yaptıktan sonra sürekli onun acısını, ızdırabını yüreğinde taşıyanlara yemin olsun diyor. Yani bize de diyor ki bunlar sıradan insanlar değil. O halde bunlara ittiba edin. Şimdi sureyi bu iki esas üzerine bina ediyor. Bir tarafta kıyamet bilinci, diğer tarafta ise
ennefsul levvame. Fakat ennefsul levvameyi sonraki ayetlerde detaylandıracak. Bazen mutmainneye gidecek. Bazen onun bir altına inecek. Belki en altına inecek. Ennefsul emmara. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰهُ. Yani sürekli hatayı, sürekli fuhşu, faiz almayı, kumarı, insanların kanını emmeyi emreden bir nefis, emmare. Yani bir tarafta Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorsunuz. Malının tamamını sadaka olarak veren, namaz kılmaktan ayakları şişen, وَلِمَتْ قَدَمَاهُ. Yani bütün günahları affedildiği halde ayakları namaz kılmaktan şişen Allah Resulü'nü görüyorsunuz. Diğer tarafta nefs-i emmarenin kullarını, onların esirlerini görüyorsunuz. İşte sure bize bunu detaylandırıyor. Yani hayata baktığımız zaman yüz binlerce örneği var bunun. Şimdi Suriye'de anlatıyorlar. Ama ya Esad'ın askerleri gidiyor, bir eve giriyorlar. Evi boşaltmışlar. Sadece bir kütrün dede var, bir de kız var. Kardeşleri El-Ceyşül Hur, yani özgür orduya katılmışlar. Özgür ordu dediğiniz muhalif bir ordu bunu ifade etmez. Müslümanların ordusudur o. Bedir nedir, Uhud nedir, Hendek nedir? Özgür ordu o demek kardeşim. Oradaki ketibelerin, tugayların kumandanı camilerdeki imamlar. Orada geliyor hutbeyi okuyorlar. Yani Sütçü İmam Maraş'ta neyse, Şam'daki, Halep'teki, Hama'daki, Hımıs'taki Tugayların komutanları işte onlar. Onlar kumandanlık yapıyorlar. O evdeki delikanlılar da ayrılmışlar, özgür orduya, El-Ceyşül Hur'a gitmiş, ona iltihap etmişler. Fakat kütrüm bir dede var. O gelemiyor, onu götüremiyorlar yanlarında. Evde bir genç kız var, diyor ki ağabeylerine, siz gidin. Bu dedem yıllarca bize baktı. Şimdi ben onu bu halde eve bırakıp da nasıl sizinle gelebilirim? Ben burada kalayım diyor. Dedeme bakmaya devam edeyim. Kız evde kalıyor. Esad'ın askerleri geliyorlar. Şebihalar geliyorlar. Eve giriyorlar. 18 tane asker bu Müslüman kız kardeşimize tecavüz ediyor. Sonra onlara diyor ki bana bir müsaade edin. Orada elektrik yok artık. Banyoya gidiyor, gaz yağı var. Gaz yağını üzerine döküyor, kendisini yakıyor. Ennefsul levvameler orada hakimler. Afganistan'ı kan gönlüne döndüren ennefsul levvamedir. Irak'ı gelip işgal eden, sonra Şia'ya teslim eden ennefsul levvamedir. Siyonizm ennefsul levvamedir. Eğer onların kıyamet bilinci olmuş olsa, yaptıklarımızın hesabını Allah Azze ve Celle bize bir gün soracak, o zaman Süleyman gibi karıncayı düşünecekler, öldüremeyecekler. Eğer onlar ennefsul levvame olabilselerdi, yaptıklarının acılarını hissetselerdi, Birleşmiş Milletler yaptığı günahların, zulümlerin günahını çıkaracak, itiraf edecek, oradakiler tevbe edecekler. Ama edemezler. Çünkü onların kıyamet şuuru yok. Çünkü onlar ennefsul emmara. Sürekli kötüyü, sürekli zulmü, hatayı onlara yürekleri emrediyor. Peki şimdi bu iki ayeti, bu iki hususu detaylandıralım. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعْ اِذَامَهُ. Bu emmare, yani nefsin en altındaki bu makam. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعْ اِذَامَهُ. Babasına bakıyor, kemikleri çürümüş. Sonra diyor ki, Allah Azze ve Celle bu çürüyen kemikleri nasıl bir araya getirebilir? Çürüyen kemikler nasıl kalkarlar, huzura, hesaba giderler? Hani bunu söylerken مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ diyor ya, seni Allah'a karşı, kerim olan Rabbine karşı mağrur eden nedir? Devamı getiren. Hasan Basri o sonraki okuduğum ayeti tefsir ederken diyor ki, yani seni Allah'a karşı kafa tutar hale getiren, dirilişi inkara seni sevk eden nedir? خَرَشْتَ مِنْ سَب۪يلِ الْبَوْلِ مَرَّتَيْنِ. Sen iki defa idrar deliğinden çıkıp da dünyaya geldin. Yani Allah Azze ve Celle insanı dünyaya getirirken kalpten de çıkabilirdi, kulaktan da gelebilir, burundan da, ağızdan da gelirse bunu normal karşılardı. Ama oradan değil.
meni olarak babasının idrar yerinden, sonra rahimden dünyaya geliyor. Neden oradan çıkarıyor? İşte kendine bak, nereden geldin ve nereye gidiyorsun. Onu görmen için yani. O halde bu adama şimdi hayret ediyor. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّا النَّجْمَ عِظَامًا Ne zannediyor bu çürüyen kemikler bir daha bir araya gelmez mi? Allah bunları toplayamaz mı? بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَ Yani o buradaki اَلَّا النَّجْمَعَيِ mucet bir cümle haline getirir. Biz o kadar seni bir araya getiririz ki parmak uçlarına varıncaya kadar. Şimdi kimlik kartlarından parmak uçlarındaki işaretler daha belirleyici. Giderken havaalanında ya da başka yerlerde emniyette pasaport alırken parmak uçlarınızı o işaretlerinizi alıyorlar. Dünyanın neresine giderseniz gidiniz parmak uçlarınız diğer insanlardan farklı. Yani burada muazzam bir detay var. Allah Azze ve Celle o gün bilmiyorlardı ama bugün bilenlere bunu işaret ediyor. Sizi o derece bir araya getiririz. Vücudunuzdaki farklılıkları, ince noktaları, hassas dengeleri o kadar kururuz ki parmak uçlarınıza varıncaya kadar bela kadirine ala en musavviye belâne. Yine Ali olarak, yine Osman olarak dirilirsin. Hatta milyarlarca insan ne kadar parmak uçlarında detay varsa o detaylar korunarak Allah'ın huzuruna gelecekler Cenab-ı Hak. Hani İbrahim Aleyhisselam denizin kenarına geliyor. Orada bir hayvan leşi görüyor. Diyor ki ya Rab. وَاِذْ قَالَ اِبْرَٰهِيمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى Mevta'yı ölüleri nasıl diriltirsin? Şimdi burada bir balık var. Denizdeki balıklar geliyorlar, bundan alıyorlar. Gökten kuşlar geliyor, onlar da alıyorlar. Sonra karadaki vahşi hayvanlar geliyor, onlar da alıyorlar. Farklı hayvanların midesine gidiyor. Peki bu kadar harşalanan, dağılan bir hayvanı tekrar kıyamet günü nasıl var eder, huzuruna getirirsin? وَاِذْ قَالَ اِبْرَٰهِيمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ Sonra Cenab-ı Hak parçala kuşları kendini çağır, dünyada bunu gör. İlm-i zuhur olsun. Yani gözünün önünde canlansın. Yani biz belki böyle bir şeyi görmedik ama Kur'an-ı Kerim bize nereden geldik ve nereye gidiyoruz? Buna işaret ederek şu noktaya dikkat çekiyor. Geldiğiniz yere bakarsanız bir damla sudan ucuda geldiniz ve o zaman sizi bir damla sudan var eden Allah Azze ve Celle tekrar sizi çürüyen kemiklerinizi terkip edip bir araya getirip huzuruna çıkarmaya neden muktedir olmasın? Peki, bel yuridul insanu liyefcura emame. Neden insan inkar eder? Asıl gayesini ifade ediyor işte. Yani yine bu nefis makamına dahil bütün okuduğum buradaki ayetler la uksimu bin nefsil levvame ve la uksimu bin nefsil levvame. Onun başlığı altında bunları yerleştiriniz. بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَ İnsan neden dirilişi reddeder? Kötülüklerine devam edebilmek. لِيَفْجُرَ demek, لِيَدُومَ فُجُورَهُ Fıskına, fucurune, zulmüne, ihanetine devam edebilmek için. Eğer kıyamete iman etmiş olsa, Irak'ta, Afganistan'da bu zulmü yapabilir miydi Amerika? Siyonistler, Filistin'deki kardeşlerimize bu acıları tattırabilirler miydi? Esed bu zulme, bu kadar zulme imza atabilir miydi? O zaman bunlar neden kıyameti dirilişi reddederler? Vel yuridul insanu liyefcura emame. Bir kadın, ateist, çırpçırpak sokaklarda dolaşıyor. Bu kadın kıyameti inkar ederek istediği arabaya biniyor, istediği konakta yaşıyor. Fukara kapısına geldiği zaman dilencileri hizmetçileriyle geri çeviriyor. Orada bir dünyası var, orada bir alemi var. Eğer kıyameti iman etse o fakirlerin yanına kendisi koşacak, inecek. Bel yuridul insanu liyefcura emame. Kötülüklerine devam edebilmek için insanoğlu kıyameti inkar eder. Sonra yes'elu eyyâne yevmul kıyame. Bu adam serseri bir mayın gibidir. Yani yeryüzünde dolaşır.
يَسَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Meta yevmul kıyamet, kıyamet ne zaman diye sorar. Yani bunların bir kısmı ifadeleriyle sorar, bir kısmı aldığı kararlarla sorar. Bir kısmı gider bankadan faiz alarak sorar. يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Allah kitabından faiz alanlar verenler فَاَذَنُوا بِحَرْمِ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a, Resulüne savaş açıyorlar, ilan ediyorlar. Yani çok kahraman adamdır faiz alan. Faizi meşru kabul eden adam kadar cesur başka birisi yok. Çünkü o Allah Azze ve Celle'ye savaş açıyor. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi oradan faiz alırken Allah'a meydan okuyor. Diyor ki يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Nerede kıyamet? Reddediyorum, inanmıyorum o kıyamete. Çünkü inanmış olsa Allah'a savaş açmaya cesaret eder. Peki, şimdi o nefsi emmareye, ennefsul emmareye Cenab-ı Hak kıyametin alametlerini gösteriyor. فَاِذَا بَرِكَ الْبَصَرْ وَخَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمَعْ شَمْسُ وَالْقَمَرْ Gözün kamaştığı zaman وَخَسَفَ الْقَمَرْ Her gece olduğunda sizi aydınlatan o ay kaybolduğu zaman, karardığı zaman وَجُمَعْ شَمْسُ وَالْقَمَرْ Ayla güneş aynı noktada tevhid edildiği zaman. Ay ışığını güneşten alıyor. Güneş kararınca ayınız da karardığı zaman belki ona işaret ediyor. Yani kainatta gördüğünüz o en muazzam cisimler varlıklarını kaybettikleri zaman, yani varoluşlarını, hikmetlerini yitirdiği zaman. فَاِذَا بَرِكَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Peki ne olacak o zaman? O ennefsül emmareleri arayın. يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَ اِذٍ اَيْنَ الْمَفَرْ كَلَّا لَا وَزَرْ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اِذٍ الْمُسْتَقَرْ Kapana yakalanmış bir hayvan gibi. Öteye veriye insanoğlunun kaçmak için yer aradığını görürsünüz. يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَ اِذٍ اَيْنَ الْمَفَرْ Allah'a kafa tutanlar öteye beriye koşuyorlar. Kella la vezer. Kella harfi reda ediyoruz buna. Harfi red. Yani Cenab-ı Hak neyi inkar ediyor? Hayır. Bugün kaçacak yerimiz yok. Yaşadınız dünyada şu kadar zaman. Allah'ın emirlerini çiğnediniz. Kıyamet bilinci, kıyamet şuurunu kuşanmadınız. Şimdi burada koşacak, kaçacak yer yok artık. Kella la vezer. Vezer demek El-Cebelül Meni, sizi koruyan, içine aldığı zaman muhafaza eden dağ, dağınız, hiçbir yeriniz yok. Yani o en muhkem dağların altında sığınaklar olsa, onların içine girseniz bile hiçbir şey sizi koruyamayacak. Çünkü ay, güneş bile nizamını kaybetti. Kella la vezel ila rabbike yevme izinil mustakar. Bugün Allah'a dönüş vaktidir. İlâ Rabbike öne almasıyla hasır ifade ediyor. Sadece Allah'a dönüş vaktidir. Mustakar orada karar kılacaksınız. Artık oradan geriye dönüş de yok. Ennefsul levvame cennete gidecek, ennefsul emmare cehenneme gidecek. İkisine de işaret ediyor yani. Ennefsul mutmainne zaten o hesaba girmeden cennete gidecek. Peki, şimdi ennefsül emmareye de, ennefsül levvameye de anlatıyor. يُنَبَّهُ الْاِنْسَانُ يَوْمَ اِذٍ بِمَا قَدَّمُ وَأَخَّرُ Allah'a döndünüz. Fiil-i muzari. Fiil-i muzari de anlatıyor ki gözünüzün önünde canlandırıyor. Yani sanki şimdi yaşayın diyor kıyameti. Allah Resulü Aleyhisselam o kıyameti yaşadığından dolayı لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَ O dili takılıyor Cebrail'in ifadelerine. İşte muzaride o kadar etkili bir ifade, usluk var. يُنَبَّهُ الْاِنْسَانُ يُخْبَرُ الْاِنْسَانُ İnsana haber verilecek. بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرُ Neleri yaptı dünyada? Hangi ibadetleri yapıp da Allah'a gönderdi? Ve hangilerini geri bıraktı? Hangilerini terk etti? Hangiler olmaz ya Rabbi? Bunları bu asırda, bu hükümlere, bu asırda uygulama alanı bulamayız. Allah'ım diye onları geride bıraktı.
Bütün bunlara kıyamet günü Allah'ın huzuruna geldiği zaman bunlar ona haber verilecek. Belil insanu ala nefsihi basira ve lev alqa ma'azira. O kadar müthiş ifadeler ki. Belil insanu ala nefsihi basira. İnsan kelimesini bu haliyle alırsanız o zaman basire kelimesindeki ta mübarek hatasıdır. İnsan nefsini o kadar ince noktalarını görecek ki zerre kadar kör nokta kalmayacak. Yani şu bedenler konuşacak. Bedenlerimiz dünyada yaptığımız her türlü cürmü Allah'ın huzurunda dile gelip anlatacaklar. Ya da insan kelimesini organları anlamında cenni olarak alırız. O zaman basiredeki ta mühendislik tahsi olur. Yani insanın eli, kolu, dili, bütün organları dile gelip konuşacak. Yasin suresindeki ifadeyle اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْفَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُ يَكْسِبُونَ. Çünkü kafir nefis, emmare olan nefis, Allah Teala'nın huzuruna çıktığı zaman sürekli bahaneleri bir gelecek. Ya Rabbi diyecek, senin dinini, İslam'ı yaşamamanın önünde engeller vardı Allah'ım diyecek. Onun için yapamadın. فَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. Onlara izin verilmeyecek ki özürlerini beyan etsinler. O zaman belil insanu ala nefsihi basira. Organları göz olacak, elleri konuşacak, dilleri konuşacak, ayakları konuşacak. Yani ağza mühür vurulacak, gözleri, kulakları konuşacak onların. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذ۪يرًا. Bütün mazeretleri getirse de organları onları yalanlayacak. Ya da وَلَوْ أَلْقَى مَعَذ۪يرًا şöyle bir anlam verebilir. Perdeyi kapatsa, perdeyi kapatıyorsunuz ama perdenin arkasından organlarınız konuşmaya devam ediyor. Hayır ya Rabbi diyor, bu dil yalan konuşuyor. Getirdiği bütün ifadeler tuğyan Allah'ın. Peki Allah Resulü bu ayetleri dinlerken o kadar, o derece etkileniyor ki hemen tekrar ediyor. Cenab-ı Hak müdahale ediyor. لَا تُحَرِّكْ بِي لِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِي. Cebrail'in sana okuduğu ayetleri almak için acele etme, bekle. İnna aleyna cem'ahu ve Kur'ane. Kur'an'ın ayetlerini cem etmek bizim sorumluluğumuzda. Ve Kur'ane, onları okumak senin lisanında, onları talakata dönüştürmek de bizim sorumluluğumuzda. Yani bu kitabı biz koruruz, muhafaza ederiz. Geçen hafta Trabzon'da bir icazetteydim. Kur'an kursu var, söyleyeyim, hani sizler de bilin diye. Arsin'de bir Kur'an kursu, çiçek bir Kur'an kursu. 450 tane kız kardeşimiz orada okuyorlar. 250 tanesi Arapça okuyor. 40 küsürü Arapçadan icazet almışlar. Nesef'i okumuşlar, Saffet okumuşlar, Fıkıh'tan mutlaka okumuşlar. Yani 40 tane de bayan hoca var, erkek hoca yok, mahremiyet en ince noktasına kadar muhafaza ediliyor. Bütün hocaları bayan. Sadece orada yaşlı bir bayan var, onun babası dışarıdan kursun bütün idari işleriyle o meşgul oluyor. Hafızlık yapıyorlar. Hocaların 20 tanesi Diyanet'ten, geri kalanı orada okuyup icazet alanlar. Şimdi oraya gidince oradaki işte bayanlar bir tarafta, erkekler dışarıda toplanmışlar meydanda. Muazzam bir cemaat var. Onlara bunu anlatırken dedim ki bu millet Kur'an-ı Hakim'i koruyabilmek için nice sıkıntılı günler gördü. İşte daha 28 Şubat'ı yeni geldi. Ondan önceki yılları düşünüyoruz. Allah demek gümrüğe tabi tutulmuş, yasak yani. Camileri bildir ahır haline getirmiş. Subhaneke okuyacak hocaları bulamıyor bu millet. Tereddütü var. Acaba bu ölüleri kimler kaldıracak diye. O zaman babam Of'ta okumuştu. Of'un bir köyü var Çukarıksa diye. Aşık Kutlu hocamız oralı ve orada Kur'an-ı Kerim okuttular. Bizim eğitim merkezinin adı da ondan geliyor. Yani belki onun gibi olabiliriz diye. Hani onun Kur'an-ı Hakim'e yaptığı hizmete belki %1 de olsa tekabül edebilir diye o isim verilmişti bizim eğitim merkezine. O düşünülerek yani bu tesmiyede bulunuldu.
Şimdi orada Of'un dağında yani bir köyde Aşık Kutlu hocamız Kur'an-ı Hakim'e şu kadar hizmet yaptılar. Babam anlatmıştı. Bir gece hoca efendi medresede kalıyorlar. Orada odada. Sabah Of'a inecekler. Perşembe akşamları orada kalıyorlar. Perşembe günü Of'ta pazar var. Daha kolay çarşıya insin diye. Rüyasında Hicr suresinin birinci sayfasını okuyor. Bitirince du sadakallahul azim diyor ama yine rüyada. Sabah olunca hoca efendiye soruyor. Diyor ki hocam akşam rüyanızda Hicr suresinin birinci sayfasını okudunuz. Neden okudunuz orayı? Hoca efendi gündüz sabahtan akşama kadar Kur'an-ı Hakim'le meşgul oluyoruz. Rabbim de onun bereketidir. Gece rüyamızda bize Allah'ın ayetlerine tilavet etme imkanını, kuvvetini nasip ediyor. Belki onu söylüyor ama asıl okumasının hikmeti şu. Orada bir ayet-i kerime var. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Bu Kur'an-ı Hakim'i biz indirdik. Onun muhafızı bizler olacağız. Millet yavrusuna Subhaneke'yi öğretemiyor. Ölüler ortada duruyorlar. Ama Of'un dağında bir hoca onlara diyor ki, değil size sadece Subhaneke'yi okutmak. Unzilel Kur'anu ala sebahtu ahrufin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam buyuruyorlar ki, Kur'an-ı Hakim 7 kıraat üzere indirilmiştir. Kur'an-ı Hakim'i bütün kıraatleriyle okutmaya Allah'ın inayetiyle muktedirin buraya geliniz. Yani orada bir ses, orada bir nefes oluyor. Adana kalkıyor, Adıyaman kalkıyor, Tekirdağ, İstanbul oraya gidiyorlar. Yani Rabbim o dağda Allah'ın ayetlerini muhafaza ediyor. Şimdi 30 yıldır Arsin'de bir köy. Orada yüzlerce öğrenci kalkıyorlar, gidiyor kız öğrencileri orada nesefi okuyorlar, multaka okuyorlar. Yani hoca oluyorlar, Anadolu'nun farklı şehirlerine dönüyorlar. 28 Şubat, belki bundan sonra İslam'ın geriye dönüşü mümkün değil diyorlardı. Şu kadar yıl diye devam edecek diyorlardı. Rabbim nerede muktedirdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da onu söylüyor. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ane. Sen tekrar etme, müsterih ol. Onu gönderen koruyacaktır. Fe izâ kara'nâhu fettebi'a Kur'ane. Biz okuduğumuz zaman, okuduktan sonra, Cebrail bitirdikten sonra Hazreti Cebrail'e tabi ol. Thumme inne aleyna beyane. Sonra o Kur'an-ı Hakim'i beyan etmek de bize ait. Yani bu ayetlerine itiraziye. Direkt konuyla alakalı değil. Sonra tekrar kella vel tuhibbûnel acile ifadesiyle kıyamete dönüyor. Peki bu ayetleri buraya neden getiriyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkatini Kur'an-ı Hakim'e çekebilmek için. Eğer siz Allah Resulü Aleyhisselam'ın siretini, onun hadislerini bilmeden alıp da bir maden bu tefsiri okusanız, bu ayetleri bir anlam veremezsiniz. Kıyametten bahsederken nefsi emmareden, levvameden. Neden Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselam'ı birden ifadeleri ona çevirip de kella vel ona la tuharrik bihi lisanike litacele bih dedi. Fahrettin Razi hadiseyi anlatırken diyor ki bir öğretmen ders anlatıyor. Önemli bir noktaya geldi fakat öğrenci başka bir şeyle meşgul oluyor. Hemen araya giriyor, onların dikkatini çekiyor, sonra tekrar asıl mevzuya dönüyor. Öğrenciler öğretmenin anlattıklarını not alsalar, sonra bu notları neşretseler, bassalar. Eğer öğretmen o ara ifadelere neden girdi, öğrenci bunu kenara yazmadıysa, o notları okuyan öğretmenin ifadelerine bir anlam veremez. Yani fizik anlatıyor, kimya anlatıyor, bir an dönüyor öğrencilere nasihat ediyor. Fizik metninin içerisinde, notlarının içerisinde bu nasihatlerin yeri nedir diye ona bir anlam veremeyecektir dışarıdan birisi. İşte Kur'an-ı Hakim'in içerisine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı koymazsanız bu ayete bir anlam veremezsiniz. Onun için bugün birileri diyorlar ki لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselam'a hitap etmiyor. Yine kıyametin
o kıyamete gelen nefse emmareye Cenab-ı Hakk'ın ifadeleridir bunlar. Bunu söyleyen çok müfessir var. Peki eski müfessirlerden bunu söyleyen var mı? Fahrettin Razi bununla alakalı anlamları veriyor, veriyor, veriyor. Sonuncu, altıncı bir anlam diyor. Kaffal'dan böyle bir mana naklediliyor. Kendisi kabul etmiyor. Razi'nin görüşü değil. Kaffal'ın böyle bir görüşü var. Yani nedir o görüş? لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ Allah Resulüne değil de kıyametteki insanlara o nefs-i emmareye Cenab-ı Hakk'ın hitabıdır. Yani konuşma diyor ona. Dilini hareket ettirme. Peki bu çok zayıf bir anlam. Bugün bazı müfessirler neden o zayıf anlamı alıyorlar? Çünkü burada hangi ayet var? ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ O Kur'an'ın beyanı da bize ait buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Hakim'i tefsir ettiler. Kur'an'ın tefsiri noktasında söylediği her ifade de Allah'a aittir. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Beyanı bize ait demek ne demek? Onu tefsir ederken söylediğin her hadis vahiydir. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْمُ يُوْحَىٰ Onlar Allah Resulü Aleyhisselam'ı devreden çıkarmak istiyorlar. Kendi başlarından Kur'an'ı tefsir edecekler. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yerine kendilerini koyacaklar. Ama bu ayet ona müdahale ediyor. Diyor ki hayır. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ifadeleri sizin ifadeleriniz gibi olamaz. Onlar Allah'a dayanırlar. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ İşte buradan tekrar ana konuya dönüyoruz. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ Yani biraz seri gidelim. Şurada insanoğlunun firakıyla alakalı biraz detaya inelim. Bir saatte bitirelim inşallah. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ كَلَّا harfi red demiştik. Yani onlar bahsi dirilişi inkar ediyorlardı. Rabbim hayır. Siz بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ Neden kıyameti dirilişi inkar ediyorsunuz? Çünkü dünyayı seviyorsunuz. Dünyaya acil edin diyor. Neden? Bir varmış, bir yokmuş. O kadar. Nerede bizden önce saraylar yapanlar? Nerede han sahipleri? Nerede o sermayenin sahipleri? Nerede Karunlar, Neronlar, Firavunlar? Hepsi dünyada ebedi kalacaklardı. Tıpkı onların yaptıkları deniz kenarında çocukların yaptığı kumdan kaleler gibi. Akşama doğru bir dalga gelir, vurur, alır ve götürür. O kadar. Kella bel tuhibbûnel acile. Siz neden kıyameti inkar ediyorsunuz? Çünkü aceleyi seviyorsunuz. Kıyamet acileden tat almanıza engel olacak. Yani eğer bugün zalimler emperyalizma, ahirete iman etmiş olsalardı dünyada zulmedemeyecekler. Afrika'da insanlar açlıktan ölürken onlar sarayların içerisinde tıksırıncaya, aksırıncaya kadar yiyemeyeceklerdi. Sofralarını onlarca yemek getiremeyeceklerdi. Kella bel tuhibbûnel acile. İnsanoğlu vicdanını rahatlatır. Vicdan rahatlamak ister. Hırsız bile malı çalarken önce kendisini inandırır yani. Der ki bu adam zengindi. Bana yardım etmedi. Onun için malını çalıyorum. Önce kendini rahatlatır, ondan sonra çalar. Kella bel tuhibbûnel acile. İşte bunun için kıyameti inkar ediyorlar. Ve tezerûnel âhirâh. Dünyayı seviyorlar, ebedi olan ahireti terk ediyorlar. Sonra geliyor, vucûhu yevme izin nâzırah ilâ rabbihâ nâzırah. وَوْجُوهُ يَوْمِيذٍ بَاصِرَةٍ تَظُنَّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٍ Hani bu ayete dönerseniz ikinci ayete وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةٍ Orada levvameden bahsetmişti. اَنَّفْسُ اللَّوَّامَةٍ Günah yaptığı zaman ağlayan, ızdırap çeken bir nefisten bahsetmişti. Orada demişti ki nefsin detayları var. Emmaresi var, levvamesi var, mutmainnesi var. Şimdi emmare olan ya da devame olan nefislerin kıyamette Cenab-ı Hak'la münasebetleri nasıl olacak? Eğer nefisi levvame ise dünyada Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini görmüş. Bir çöle gitmiş. Çünkü Cenab-ı Hak nasıl yaşatmış? Yani bir bahçeye gitmiş. Bahçede rengarenk çiçekleri görmüş.
sabah güneşin doğuşuna tanık olmuş, gün doğumu var, akşam gün batımı var dağların arkasında, semada muazzam bir doktor var, bir şehrain var, Allah'ın güzelliklerine, kudretine şahit olmuş, yani kudretinin eserine şahit olmuş, her baktığı yerde onun imzasını görmüş, şimdi bu güzelliklerin sahibini görecek. İlâ rabbiha nâzira, Rabbine bakıyor. O bakmanın keyfiyetini bilemiyoruz. Hala bunu Mutezile inkar etmişti, bugün inkar edenler de var. Rabbi erini endur ileyk. Hazreti Musa aleyhisselam, Rabbim bana kendini göster bakayım diyor. Eğer muhal olsa bir peygamber Allah Azze ve Celle'den böyle bir şeyi talep edebilir mi? Kale len terani, göremeyeceksin diyor. Ama bu dünyada göremeyeceksiniz. Onun için len ifadesine bizim sarf kitaplarımızda anlam verirken te'bid anlamı verilmez. Ya da tefsirlerimizde te'bid anlamı verilmez. Yani bu dünyada göremeyeceksin ama ahirette göreceksin. Çünkü nadara fiili ilahide kullanıldığı zaman gözle görme anlamına gelir. Düşünme, tefekkür etme anlamına gelmez. Nadara ilahide kullanılınca mutlaka görme anlamına, gözle görme anlamına gelir. Ashab-ı kiram soruyorlar ya Resulallah, nasıl olacak kıyamet günü milyarlarca insan Cenab-ı Hakk'ı görecek? İnnekum seteravne rabbekum kema teravne kamera leyletel bedri. Ayın 14'ünde kameri nasıl görüyorsunuz? Kimse de izdiham yok. Yani Mekke'deki de görüyor, buradaki de görüyorsa, işte Cenab-ı Hakk'ın kuvvet ve kudretiyle tecelli ettiği zaman kıyamet günü müminler onu öyle görecekler, müşahede edecekler. Rabbim o devlete ermeyi hepimize nasip etsin. Peki şimdi buradan yine emmareye geliyor. Yani وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ Levvameye, onun altındaki emmareye geliyor. اَنَّفْسُ emmareye. Kella, hayır, öyle değil. Neye hayır? O acileyi seviyorsunuz ya dünyayı. O acileyi terk edeceğiniz güne bakınız. Önünüze bakınız. Sizi ahiret kucaklayacak. O acile elinizden gidecek. Onu geride bırakacaksınız. Bırakacaksınız. Kella izâ belagatil terâkiye. Terâkiye demek şu köprücük kemikleri. Canınız köprücük kemiklerine gelip dayandığı zaman önünüzde ölüm var. Muazzam bir manzara var. Ehli cehennem makamını, ehli cennet gideceği yeri görüyor. Kella ila belagatit taraqiye ve kile men raq. Artık zor nefes alıyorsunuz. Etrafınızda yakınlarınız var. Babanız, belki kardeşiniz, belki çocuklarınız var. Onlar diyorlar ki men rak. Men rak olursa çorbacı olur. Burada sekte yapıyoruz. Men rak. Nerede bunu kurtaracak doktor? Nerede acil yardımda bulunacaklar? Babamız gidiyor, kardeşimiz gidiyor. Bunu geriye döndürecek birisi yok mu diye feryat ediyorlar. O hali düşünün. Can boğazınıza gelmiş. Etrafınızda çocuklarınız ağlıyor, eşiniz, yavrunuz feryat ediyorlar. وَلَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ Aslında siz, yani ölüm döşeğindesiniz. وَلَنَّ değil, اَيْقَنَ Kesin bir şekilde biliyorsunuz ki Allah'a gidiyorsunuz. Ama burada Cenab-ı Hak zan kelimesini kullanıyor. Fahrettin Razi Hazretleri diyor ki, o haldeki insan dünyayı son derece seviyor ya, vel tuhibbûne l'âcile demiştik yukarıda. Acaba tekrar dünyaya dönebilir miyim? Birisi gelir de beni buradan alır, götürebilir mi? Yeniden o saray hayatlarını yaşayabilir miyim? Onun için zannediyor. Hakikatte eykane, kesin bir şekilde öleceğini biliyor bu adam. Onun psikolojisiyle anlatıyor bize Kur'an. Bunları mealde verebilir mi insan? Razi gibi o Kur'an-ı Hakim'in derinliklerine giren alimler olmasa kim bunları istinbat edebilir? وَلَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ Anladı ki artık firak zamanı. Helak zamanı demiyor buraya. Firak zamanı diyor. Neden?
helak yok olmuş demek. Firar, ruhun bedenden ayrılış vakti demek. Yani ahiretteki makamını görüyor. Cennet ehli ise cenneti, cehennem ehli ise gideceği yeri görüyor. Diyor ki Allah'ım teslim oldum. Hani o yeryüzünde dolaşırken, efendim kıyamet nerededir? يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Allah'ın ayetlerini çiğneyerek kıyamete meydan okuyanlar. Şimdi وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ Kesin bir şekilde biliyorlar ki firak zamanıdır. Peki nasıl olacak bu firak? Ölümden sonraki bu dünya. Burayı biraz detaylandıralım, sonra hızlanalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Buhari'de, Müslim'de peygamberlerin, salih kulların ölümünü anlatırken uhmiye ifadesi kullanıyor. Tufiye değil, uhmiye, bayılmak demek. Yani peygamberlerin ölümü, salih kulların ölümü bir anlamda bayılmak gibi. Peki kıyameti de anlatırken zaman zaman peygamberlerin dirilişini de ifata kelimesiyle bize naklediyor. Yani bayılan birisinin ayılması gibi. İnsanlarınki bazı ölüyorlar, diriliyorlar. Buhari Müslüm hadisi bunlar. Peygamberleri zaman zaman ölüm ifadesi de kullanılıyor ama yer yer bayıldılar, sonra ayıldılar. Kıyametlerini onların ayılmak olarak bize anlatıyor. Neden böyle? Çünkü وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ Ruhun bedenden ayrılışı. Ayrıldıktan sonra ruhun bedenle münasebeti farklı farklı devam edecek. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ruhunun bedeniyle münasebetiyle bir kafirin ruhunun bedeniyle münasebeti farklı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına buyuruyorlar ki اَكْفِرُوا عَلَيَّ مِنَ السَّلَاتِ Bana çokça salatu selam getiriniz. فَاِنَّهَا مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ Getirdiğiniz her selamı melekler bana ulaştırıyorlar. Ben de size icabet ediyorum. Medine'deyim, kabrimdeyim. Ama Samsun'dan, Buhara'dan, Semerkant'tan. Nereden bana selam gönderilirse o selamlar gelecek onlara icabet edeceğim. Ashab-ı kiram efendilerimiz diyorlar ki ya Resulallah, sizin mübarek bedeniniz toprağa karışmış olmayacak mı? Toprağa karışan bedeninizle siz bize nasıl icabet edersiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَا Allah Azze ve Celle yere peygamberlerin bedenlerini çürütmeyi haram kılmıştır. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace rivayet ediyor. Sahih bir hadis. Peygamberlere, salih kullara onların bedenini çürütmeyi haram kılmıştır. Yani insanların ruhlarının bedenleriyle münasebeti farklı farklı. وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunun bedeniyle münasebetiyle şu kabristanlıkta ileride yatan ölülerin ruhlarının bedenleriyle münasebeti aynı değil olmayan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Leyletül İsra'dan bahsediyor. Gittim diyor, İmam Müslim rivayet ediyor. Merartu ala Musa ve huve yusalli fi kabrihi. Kabrinde Musa aleyhisselam namaz kılıyordu. Müslim hadisi. Yani peygamber ibadete devam ediyor. O halde peygamberler ruhları bedenlerinden ayrıldıktan sonra da yine hayatlarına devam ediyorlar. Ama dünya hayatı gibi değil. Fakat bir anlamda dünya hayatına da benziyor. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fıkhına baktığımız zaman ölen insanların fıkhıyla Allah Resulü Aleyhisselam'ın fıkhı farklıdır. Selam veriyorsunuz, selamınıza icabet edeyim buyuruyor. Allahümme salli ala Muhammed'de. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah'de. Ben de sana Medine'den ve aleyküm selam Ahmet diyeyim. Hem salatu selam seni bana bağlasın. Sonra fıkhı ahkamı nasıldır? Bu kişi vefat edince bunun malını çocukları arasında, yakınları arasında taksim ediyorsun. Ama Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki peygamberler vefat edince onların malları taksim edilmez. Buhari hadisidir. Neden?
Çünkü peygamberleri yaşayan gibi kabul ediyorsunuz. Malları taksim edilmez. Peygamberlerin malı miras olmaz. Peki bir insan öldü, hanımı var geride. İddet bekledikten sonra onun hanımı gider başka birisiyle evlenebilir. Nitekim evlenen yüzler binlerce vardır. Peki Peygamber aleyhissalatu vesselamın eşlerini Kur'an-ı Hakim bize anlatırken اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ Peygamber aleyhissalatu vesselamın eşleri sizin annelerinizdir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ahirete gittikten sonra ezvac-ı tahirat yaşıyorlardı. Ama hiçbiriyle kimse kalkıp da evlenemezler. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın eşleri açısından baktığımız zaman hayattadır. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam fıkıh zaviyeden baktığımız zaman bile bazı hususlar itibariyle hayatta kalmış, hayatta olması devam etmektedir. وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ Firak var ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın ruhunun bedeniyle olan firakıyla sıradan insanların firakı farklı farklı. Yaşıyor ama hayata müdahale ediyor. Hani Çanakkale'nin şu kadar mahşerinde, şu kadar meşerinde Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördüklerine haber veriyorlar. Ruhaniyetiyle ümmetine imdad ediyor. Yine edecek Allah'ın inayetiyle. Yani bir imtihan mahallindeyiz. O imtihan kader kaza tecelli ediyor. Ama Rabbim Allah Teala'nın inayetiyle Suriye'de, Hama'da, Hımız'da onun davasını, onun sancağını taşıyan kardeşlerimize yine imdad edecek. O gün gelecek. Bununla alakalı bir hadiseyi size arz edeyim. İslam tarihiyle alakalı kitaplarda Efendimiz Aleyhisselam'ın kabrine düzenlenen 5 tane operasyondan bahsediyor. 5 müdahale var yani. 5 müdahale diyelim biz buna. Efendimizin mübarek bedenini kabirden alacaklar. Onlardan bir tanesi de 557 yılında yapılıyor. Nureddin Mahmud Zengi Hazretleri teheccüd namazı kılan bir devlet adamıdır. Rüyasında Allah Resulü Aleyhisselam'ı görüyor. Efendimiz rüyasına giriyor, buyuruyorlar ki اَنْتِذْنِي مِنْ هَذَيْنِ الشَّحْسَيْنِ Evladım Nureddin, beni şu iki adamdan kurtar diyor. Kalkıyor, namaz kılıyor, abdest alıyor, namaz kılıyor, tekrar yatağına çekiliyor. Bir müddet sonra yine Allah Resulü Aleyhisselam'ı görüyor. Efendimiz buyuruyorlar ki اَنْتِذْنِي مِنْ هَذَيْنِ الشَّحْسَيْنِ Gösteriyor, beni bu iki adamdan yetiş ve kurtar Nureddin diyorlar. Korkuyor, kalkıyor, abdest alıyor, yine namaz kılıyor, yine yatağına kalkıyor. Aynı rüyayı üçüncü defa görünce kalkıyor, namaz kılıyor. Veziri Cemalettin Mevsili'ye haber gönderiyor, anlatıyor, ben bu şekilde bir rüya gördüm diyor. Efendim diyor, özel birliklerini alınız, hemen Medine'ye gidiyor. Vezir, Nureddin Zengi Hazretleri'ni bu şekilde telkin ediyor, rüyayı böyle tebliğ ediyor. Özel birliklerini alıyor, yanına sadaka olarak Medine'de dağıtmak üzere altınlar, gümüşler alıyor. Medine'ye doğru revan oluyorlar. Medine'ye varınca haber gönderiyor, herkes toplansın, tüfüklere adını yazdırsın. Gelen herkese Nureddin Zengi Hazretleri sadaka dağıtacak, hediyeler verecek. Herkes geliyor, Nureddin Zengi Hazretleri de burada oturmuşlar, gelenlere bakıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasına girip, Nureddin beni bunlardan kurtar dediği şahıslar kimler, onları tespit edecek. Herkes geliyor, geçiyor. Medine'de kim varsa, çocuk yaşlı. Fakat iki kişi yok. Soruyor Nureddin Zengi Hazretleri. Yani geride kimse kaldı mı sadaka almaya? Efendim kalmadı diyorlar. Düşünün kalmış olmalı diyorlar. Evet diyorlar. Mağrib'den iki kişi gelmiş. Onlar Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında ribada yerleşmişler. Ribatta sürekli ibadet ederler. Mescid-i Nebevi'ye gelirler. Namazlarını orada kılarlar. Sabah ve akşam vakitlerinde de Baki kabristanlığını ziyaret ederler. Yanlarına kim giderse fukaradan, mesakinden, onları asla geriye çevirmezler miskinlerden.
Mutlaka onlara sadakalar, hediyeler verirler. Peki onları da çağırın buraya derler. Çağırır gelirler. Onlara sadaka vermek isterler, almazlar. Ama çağrılınca, gelince tanır, bakar ki Efendimiz Aleyhisselam'ın rüyada gösterdiği iki kişi onlar. Mağrib'den hacı, Mağrib'de hacılar suretinde gelip Medine'ye yerleşen iki kişi. Sorar, efendim derler, Allah Resulü Aleyhisselam'a olan farz-ı muhabbetimizden istedik ki peygambere komşu olalım, Medine'ye yerleştik. Peki beni evinize götürün de, kalkar evlerine gider Nureddin Zengi Hazretleri. Eve girince ne görsün? Tam bir Müslüman evi. Orada seccade, orada tesbih. Yani Medine'liler de onlara şehadet ediyorlar. Sürekli Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyor bu kullar. Yere döşenen hasırları kaldırır, görür ki orada bir hendek var. Hendeyi kazmışlar, kazmışlar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın kabrine ulaşmışlar. Ertesi gün Allah Resulü Aleyhisselam'ın kabrine gelecekler. Onun mübarek naaşını alacaklar. Bütün Avrupa devletlerinin hükümdarları bu ikisini tutmuş, kararlaştırmışlar. O naaşı alıp Avrupa'ya götürecekler. Katolisizmanın merkezine götürecekler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki neden sabah akşam Vakı kabristanlığını ziyaret ediyorlar? Hani bu mağriplilerin sırtlarında taşıdığı deri çantalar var. Kazdıkları toprağı o deri çantalara dolduruyorlar. Akşamları Vakı kabristanlığına gidiyorlar, aldıkları toprağı oradaki kabirlerin arasına döküyorlar, İnsanları almasınlar diye. Bu iki kişiyi orada Nureddin Mahmud Zengi Hazretleri idam ediyor. Şimdi ayete tekrar dönerseniz, وَلَنَّ اَنَّهُ فِرَاهُ Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti bedeniyle muazzam bir ilişkiye devam ediyor. Şimdi bazı ölüler çürümüyorlar, koruyorlar, kabre çürümüyorlar. Şehitler, alimler, salih, devlet adamları. İnsanlar diyorlar ki neden çürümüyor bunlar? Çünkü وَلَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاءُ Mümin ruhların bedenleriyle ilişkileri muazzam bir şekilde devam ediyor. 100 sene, 1000 sene, şu kadar asırlar geçiyor ama yine onlar kabirlerinde kondukları gibi kalıyorlar. O halde Allah Resulü Aleyhisselam ifadesine dönerseniz اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمْ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَا Peygamberlerin bedenlerini, salih insanların naaşlarını çürütmeyi Cenab-ı Hak toprağa haram kılmıştır. Peki bu insan gidiyor. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ Şimdi saat ayak demek. Yani bu dirsekle Kâb'a kadar olan yere sağ diyoruz. İnsan o ölüm anında ayağı ayağına dolaşıyor. Ya da وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ demek, kefene girdiğiniz zaman ayaklarınızı bağlıyorlar. Hani düşün diyor insan olduğuna Cenab-ı Hak. Kefene gireceksin ve ayaklarını bağlayacaklar. Ya da اَسَّاقُ şiddetten, şiddetli bir hallen darbu meseldir. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ İki tane şiddetli, muazzam hal birbirine dolanacaklar. Nasıl olacak? Bir tarafta çocuklarınız ağlıyorlar, son anınız, gidiyorsunuz dünyada. Bir onların acıları, onların ızdırapları, nasıl bu yetimleri bırakıp da gideceğim diyorsunuz. Bir tarafta da kıyametin perdeleri kalkmış, ahiretteki o cehenneme gidecekse cehennemin manzaralarını görüyor. Bir cehennemin korkusu, bir yavrularının feryadı. İkisi birbirine karışmış. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ Bütün insanlar bunu yaşayacaklar. Ama bu sureyi 1000 defa okur hafız. Ama وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ gelip ve geçer. Peki, neden لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayet okunurken neden kendinden geçiyor? Çünkü burada işte bu ayetler var. Burada dur diyor, burada düşün. Kelle men ra. Burada secde yapıyorsun ya, sanki etrafında annen, baban, kardeşlerin feryat ediyorlar. Yok mu birisi bunu kurtaracak? İşte ölüyor diyorlar. İlâ rabbike yevme izinil mesâk. Başka yere değil, sevk Allah'a. Oraya bir sevk başladı. Fela saddaka ve la sallâ.
Bu kişi dünyada Cenab-ı Hakk'ı tasdik etmedi. Ve la salla, namaz kılmadı. Ve lakin kezzebe ve tevella, tekzip etti, yüz çevirdi. Sümme zehebe ila ehli yetemattâ. Şımarık bir halde yürüdü gitti. Evlâ leke fe evlâ. Bu adama yazıklar olsun, veyl olsun. Ne zaman veyl olsun? İşte ölürken. Birinci evlâ ölürken veyl olsun. İkinci evlâ kabirde veyl olsun. Azap görecek. Sümme evlâ. Üçüncü evlâ. Ne zaman ona yazıklar olsun? Diriliş başladığı zaman. Dördüncü evlâ kıyamet günü hesabı görüldüğü cehenneme gittiği zaman. İnsan işte yıkılacağı yerler buraları. Ama oraları düşünmez. Peki eyahsebul insanu en yutrake seda suda. Eyahsebul insanu en yutrake suda. Yani insanoğlu başıboş yaratıldığını mı zannediyor? Bu ayet neyi tefsir ediyor? Baştaki birinci ayeti. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَا عِظَامَهُ. Yani bu kemikleri bir araya geleceğini kabul etmemişti, reddetmişti. Şimdi burada da اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. Yani burada da ne zannediyor? Başıboş yaratıldı. Namaz yok, oruç yok. Geldi dünyaya ve gidecek. Hayvanları sabah çıkarıyorsunuz, bir gayeleri var, otluyorlar, akşam ahırlarına geliyorlar, sahipleri süt alacaklar. Hayvan bile bir gayesi var. Ama bunlar o kadar gayesiz ki, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. Başıboş yaratıldığını zannediyor. اَلَمْ يَدُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْنَى. Allah seni ey insan, dökülen bir meniden yaratmadı. Bir damla suydun. O sudan seni alıp nerelere götürdü? O sudan alıp nerelere götüren, çürüdükten sonra tekrar diriltmeye, kaldırmaya, hesaba götürmeye neden muktedir olmasın? ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّهَ. Anne rahmine dökülen bir damla suydu. Sonra alakaya dönüştün. فَخَلَقَ فَسَوَّهَ. O alakadan seni yarattı, bütün uzuvlarını mükemmel hale getirdi. Bütün uzuvlarını mükemmel hale getiren وَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ مُسَوْبُيَ بَنَانَ. Çürüdükten sonra parmak uçlarına varıncaya kadar seni var edip huzuruna çıkarmaya neden muktedir olmasın? فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْقُنْسَى. Yani o bir damla sudan Allah Azze ve Celle her ülkede erkek ve kız çocukları yaratıyor. Yani şimdi Amerika'da erkekler, hep erkek doğsa çocuklar, Avrupa'da kız doğsalar dünyanın dengesi değişir. Ama tesadüfe yer yok. Aynı rahimden geliyorlar, yetecek kadar erkek çocukları, yetecek kadar kız çocukları. اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحِيَّ الْمَوْتَى. Bütün bunları yapan Allah Azze ve Celle nasıl olur da ölüleri tekrar diriltip huzuruna çıkmaya, huzuruna çıkarmaya muktedir olmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuyunca اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى. Mevtayı diriltmeye muktedir değil midir? بَلَا سُبْحَانَ. Seni tesbih ediyorum Allah'ım. O müşriklere karşı, ateistlere karşı, seni reddedenlere karşı بَلَا سُبْحَانَ. Bütün varlığımla, bütün hücrelerimle seni tenzih ediyorum Allah'ım. Seni tesbih ediyorum, seni tazim ediyorum Allah'ım. Bela subhane, bela subhane. Subhaneke Rabbil İzzeti amma yasifun. Subhaneke Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun aleyküm.